Sheila. Tuttum. Pepe. Tuttum. Hadi at Pepe. Ay, çok sıcak oldu Sheila. Evet, ben de çok sıcakladım. Niye bu kadar sıcak oldu ki? Şuşu. Efendim Sheila. Biz neden bu kadar sıcakladık? Evet Şuşu, neden? Çünkü en sıcak mevsim olan yaz mevsimi başladı çocuklar. Ben yazı çok severim. Yazın güneş bizi çok ısıtır. Bu yüzden uzun süre güneşte kalmamalıyız. Güneşten korunmak için şapka, gözlük takmalıyız. Benim en azından şapkam var. Aa, benim yok. Uzun süre güneşte kalırsak güneş tenimizi yakar. Bu yüzden gölge olan yerlerde oynarsanız daha iyi olur çocuklar. Aa, gölge mi? Neresi gölge ki? Örneğin şu ağacın altı gölge Sheila. Bak, bu ağacın gölgesi. Bu da benim gölgem, bak. Benim gölgem de burada. Aa, evet gölge. Güneş kadar sıcak değil. Oh evet, gölge üzerimdeki sıcaklıkları aldı. Sanki yanmıştım. Buraya geçince söndüm. Hadi ne oynayalım? Bir oyun uydurdum Sheila. Ben bir güneşe, bir gölgeye geçeceğim. Sen de güneşteyken yandım, gölgedeyken söndün diyeceksin. Şaşırırsan sıra bana geçer. Aa, tamam hadi. Yandın, söndün, yandın, söndün, yandın. Ay, ben yandım galiba. Yazı ben de çok sevdim. Hadi şu, o zaman Sheila'ya yaz şarkımızı söyleyelim. Ha, tamam. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Yazın hava çok sıcak, güneş çok ısıtacak. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, yaz, yaz geldi. Yaz, yaz, yaz geldi. Pepe yanmamak için gölgede dolaşacak. Yaz, 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 yaz geldi. Yaz, 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 yaz geldi. Pepe yazı çok sevdi. Pepe yazı çok sevdi. Ay, hala çok sıcak. Aa, çocuklar. Size serinleyeceğiniz küçük bir şaşırtı yaptım. Ha, çok yaşa anne. Yaşasın. Mayolarınızı giydireyim size, hadi gelin. Yakalayacağım seni Sheila. Bu beni yakalayamaz bir kere. İşte serinledin Pepe. Ha, evet, su çok güzel. Bak Sheila, nasıl yüzeceğim şimdi. Cıp 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 cıp. Aa, bebe. Ben siz yüzebileceğinizi mi sandınız? Sen uyuyordun bebe. Ama uyandım. Gel kardeşim, sen de yüz bizimle. Tamam. Cip 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 cip. Hava çok sıcak ya. Biz de suyla oynuyoruz dede. Sırayla yüzüyoruz. Bu kadar küçük bir havuzun içinde yüzmek çok zor. Evet, zor ama yapabiliyorum bak dede. Cip 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 cip. Minik kelebeğim, aferin sana. Ben de size denize gidelim diyecektim. Denize mi? Denize bayılırım. Hadi dede, hadi, ne olur gidelim, ne olur. Hem size orada biraz kolluksuz, simitsiz yüzmeyi de öğretebilirim. Aa, ayaklarımız yere değmeden senin gibi suyun üzerinde yüzmeyi mi yani?
Evet baba. Hayo. Artık üçünüz de gerçekten yüzebilirsiniz. Ama bunun için çok çalışmanız, öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. Tamam, çaba nerede ben gösteririm? Söz dedi. Çaba demek çok çalışmak demek bebe. Çok çalışmadım ha. Peki annenleri de çağıralım o zaman. Anne. Efendim Pepe. Kızım hadi hazırlanın da denize gidelim. Biraz serinleyelim. Hem de şu keratalara biraz yüzme öğretmeye başlayalım. Yaşasın, denize gidiyoruz. Çok güzel, çok. İyi düşünmüşsün baba. Hemen toparlanıp geliyorum. Beni de götüreceksin değil mi hayatım? Sensiz olur mu başımın tacı? Tabii ki. Egel de yardım et toparlanmamıza yakışıklı. Nenem yakışıklım dedi. Evet. Yüzme öğreneceğim için çok heyecanlıyım. Ben de. Hadi bakalım. Uçuyoruz. İşte geldik. Yaşasın. Wow. Ne güzel mavi mavi denize bak Şila. Evet, çok güzel. İyi, biraz soğuk. Çok sıcaklamıştım, iyi geldi soğuk. Oh, vallahi çok iyi geldi serin serin. Aa, nenem ne güzel yüzüyor. Evet, balık gibi. Nene, orada ayakların yere değiyor mu? Hayır Pepeciğim, değmiyor. Siz de yüzme öğrendiğinizde. Aa, anneme bak. Teyze ne güzel yüzüyorsun. Eğer sıkılmadan çalışır çabalarsanız siz de bizim gibi yüzebilirsiniz. Evet dede, evet istiyorum. Ben de annemler gibi yüzmek istiyorum. Ben de. Tamam o zaman. Şimdi size sırayla yüzme öğreteceğim. Bilmenizi istediğim çok önemli bir şey var. Nedir dede? Tam olarak yüzmeyi öğrenmeden kesinlikle derine gitmeyeceksiniz. Derin ne dede? Ha. Durun burada, beni izleyin. Bakın, denize doğru gittikçe su derinleşiyor. Burası epey derin bir yer. Şimdi size doğru yürüyorum. Su gittikçe sığlaşıyor. Buralarsa sığ. Derin, sığ. Derin, sığ. Yüzmeyi öğrenmeden derinlere gitmeyeceğiz, tamam dede? Anlaştık. Hadi öğrenelim yüzmeyi. Tamam. Sırayla size bazı hareketler ve antrenmanlar yaptıracağım. Bugün öğrenebilir miyiz dedi. Bir günde yüzme öğrenilmez Pepe. Her gün sizinle buraya gelip çalışacağız. Çok gün mü? Evet Pepe. Çok gün çalışmanız gerekiyor. Ama bir kere öğrenince bir daha hiç unutmayacaksınız. Tamam, hadi başlayalım dedi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. Günlerce çalıştı Pepe yüzmeyi öğrenmeye. Bıkmadı, yılmadı, vazgeçmedi. Sonunda yüzmeyi öğrendi. İşte bugün yüzme derslerindeki üstün başarılarıyla sizlere bir yüzme gösterisi yapacak olan Deniz Yıldızları takımı. Harikasınız. Bravo. Aferin size çocuklar. Hadi bakalım. Ve şimdi size nasıl güzel yüzebildiklerini gösterecekler. 3, 2, 2 atlayın çocuklar. 1, 2... Neler oluyor? Çocuklar, ben günlerdir size böyle mi yüzme öğrettim? Evet dedi. Allah Allah. Ya olur mu? Hani çalıştınız ya hepiniz, balık gibi yüzüyordunuz ya.
Sana şaka yaptık dede. Dede şaka yaptık. Aferin. Harika yüzüyorlar. Bebe kalk kalk. Her yer bembeyaz olmuş bak. Her yer ne olmuş ne olmuş? Koş gel yanıma dışarı bak. Abi her yer bembeyaz olmuş. Yasin bugün kartopu oynayacağız demek ki. Abi ne olur kartın adamı da yapalım. Tamam yaparız kardeşim. Hadi kahvaltımızı yapalım. Sonra da sıkı sıkı giyinip kararla oynayalım. Görüşürsün. Vay! Abi çok güzel. Ben bu karlara basmaya kıyamam ki. Böyle dümdüz duruyorlar ya, çok güzel görünüyorlar. Evet bebe, çok güzel görünüyorlar. Oh! Kar topu oyunu başlasın o zaman. Oh! Maski, vura maski, vura maski. Ya bebe nasıl kaçabiliyorsun böyle? Bebe çok yeteneklidir Pepe. Seni gidi seni, kaçma. Yaşasın, gene vurdum, gene vurdum. Şimdi görürsün sen. Sonunda başardım. Sen pire gibisin bebe. Pire gibi mi? Evet kardeşim. Pire gibi ne demek Pepe? Yani pire ne abiş? Pire böyle minnacık bir hayvan bebe. Nenem göstermişti bir kere. Köpüş pirelenmişti ya. Evet ben de görmüştüm. Birden yok oluyordu, yakalayamamıştık. Evet kardeşim işte o. Çok hızlı hareket ettiği için birden yok oluyormuş gibi geliyormuş bize. Sen de pire gibi çok hızlı hareket ediyorsun. Evet bebe pire gibidir. Abiş bak karardı, hepimiz kalmış. Evet bebe. Karlarla oynamak çok eğlenceli. Bence de. Şuşu bize kar şarkısı söyler misin? Tabii söylerim bebeciğim. Kar yağıyor, kar yağıyor. Sen de karla oyna doya doya.
Şarkı söylemek çok güzel. Pepe, haydi kardan adam yapalım. Aa, tamam kardeşim, hadi yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi önce iki tane kocaman kar topu yapmalıyız. Üzülme abi, bak benimki kocaman oldu. Benimki de gitti. Aa, olsun kardeşim. Hadi bir daha yapalım. Tamam abi, haydi. Bu sefer başaracağız. Bence de başaracağız abi. İşte başardık. Bu kim ki? Kim olduğunu bilmiyorum ama çok eğlendiği kesin. Gel bakalım. Tamam hadi. Çok eğlenceli, çok! Zeze! Aa, Pepe, Bebe, merhaba. Durun, bekleyin, geliyorum. Biz de kayalım mı? Yok, sen kay, ben koymayacağım. İşte geldim. Ben de kayabilir miyim Zeze Kız Hanım'la? Tabii Pepe, al. Bak, ayaklarını buraya koyacaksın. Hmm. Çok eğlenceli. Tamam, yorum. Ay, uçuyorum. Harikasın Pepe. Çok zevkli. Sen de kıyacak mısın Bebe? Aa, bilmem ki. Hadi kay, çok eğlenceli. Yok, sen kay şimdi, ben sonra kayarım. Çok eğlenceli Bebe, mutlaka denemelisin. Gidiyorum. Yuppi. Çok eğlenceli, çok. Zeze, beraber kayalım mı? Olur Pepe, kayalım. Gerçekten çok zevkli Bebe. Ben hazırım. Ben de hazırım. Hadi bir daha kayalım. Tamam. İşte oldu. Şimdi göz yapalım. Ay, çok güzel oldu. Şimdi ağzını yapalım. Uçuyoruz. Uçuyoruz. Ben kayayım bu sefer. Ben de geleceğim. Beraber kayalım Zeze. Tamam, gel Pepe. Uçuyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama keşke bir avucumuz olsa da burnumunu yapsak. Maymuş güzel avlasın şimdi, çok sağ ol. İşte kardan adamımız bitti. Aa, merhaba maymuş. Bebe, ne güzel olmuş kardan adam. Sağ ol abi. Şöyle bir de atkı takalım. Şu gözümü düzeltelim biraz. Şey maymuş, ben kayabilir miyim emin değilim. Aa. Bebe de kayıyor. Çok güzel olmuş. Hadi bebe, şu
şu bayrağı da sen al. Tamam abi. Çok güzel oldu abi. Evet. Aferin size çocuklar. Dede. Ne kadar güzel süslemişsiniz çocuklar. Demek bu sefer unutmadınız. Unutmadık dede, unutmayacağız. Bir bütün dünyadaki çocukların bayramı. Hiç unutulur mu dede? Sizle gurur duyuyorum çocuklar. Şu ellerimdekini bırakayım, geliyorum. Aa, Şila ile Eke de geldiler. Aa, Eke bahçeye bak. Ne kadar güzel olmuş değil mi? Yağmış, yağmış. Hoş geldin Şila. Hoş bulduk Pepe. Keçim, bugün 23 Nisan. Yani bizim güzel Atatürk'ümüzün tüm dünyadaki çocuklara armağan ettiği Dünya Çocuk Bayramı. Ha, ben de. Bayram mutluluktur. Birbirimize böyle sıkı sıkı sarılmaktır Ekeciğim. Ne bayramıymış bugün Eke, söyle bakalım. Çocuk bayramı. Al verin kardeşime. Peki bu bayramı bize kim armağan etmiş? Güzel oldu. Hadi 23 Nisan şarkımızı söyleyelim. Bugün 23 Nisan. Atanda harman. Sevgiyle kol kola. Güneşsin tüm dünya. Bu şarkı tüm çocuklara. Sevgiyle kol kola. Birleşsin tüm dünya, bu şarkı tüm çocuklara. La 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 la. Arkadaşlarını da kutlamamıza çağıracak mısın? Çağırdım bile bebeğe, birazdan gelirler. Aa, geldiler bile. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Aa, ne kadar güzel olmuş süslemeler Pepe. Evet, ben de çok beğendim. Ege bak, bu Bibi. Bu da Zeze. Abinin okuldan arkadaşları. Merhaba Ege. Merhaba Ege. İşte gerçek bir çocuk bayramı. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Dede, şimdi biz bugün biraz şiir okuyacağız. Şarkılar söyleyeceğiz ama keşke hep beraber bir halk oyunu da oynayabilsek. Ne güzel olur. Evet evet. Atabarı oynayabiliriz bence. Ben atabarı bilmiyorum. Ben de bilmiyorum atabarını. Ben de. Ben de. Ben de. Bence harika bir seçim değil mi? Kesinlikle bugün size atabarı öğretmeliyim. Artvin yöremize ait bu oyun Atatürk'ümüzün de en sevdiği halk oyunudur çocuklar. Gerçekten mi? Evet ya. Aferin Bibi. Babam öğretmişti bana. Bakın şöyle. Bahçesi var, bağı var. Ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar. Bizde atabarı var. Çok güzel. Hadi dede, bize öğret. Hadi, hadi. Çok iyi yaşa. Tamam, gelin önce kıyafetlerimizi giyelim. Hepiniz çok güzel oldunuz. O ne dedi? Bu bir CD çalar. Bütün türkülerimizin içinde olduğu bir CD hazırladım. Çok güzel. Çok iyi düşünmüşsün dede. Hazırsanız başlıyorum. Evet. Bakın şöyle. Evet. Aferin papa. Böyle mi dedi? Evet kızım. Bibi'ye bakın. Ben yapıyorum bakın. Aferin size, evet. Tamam. Ay, çok yoruldum. Ben de. Harika oynadınız. Sizi tebrik ediyorum çocuklar. Çok da güzel öğrendiniz. Sağ ol dede.
Ben içerideki hazırlıklara yardım edeyim biraz. Tamam dede. Evet, şimdi biraz da şiir yazmalıyız. Tamam hadi. Bir şey söyleyeceğim. Ben 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı atamızın bize armağan ettiği bir bayram diye biliyorum. Evet, doğru Zeze. Peki niye armağan etmiş? Ben anlatabilir miyim abi iş? Lütfen, lütfen. Aa, tamam anlat bebe. Bundan çok zaman önce bizim bu güzel ülkemize kötü insanlar, yani düşmanlar gelmişler. Ülkemizi ve özgürlüğümüzü almak istemişler. Özgürlük ne ki? Bak şimdi size. Şu böceğini görüyor musun? Uğur böceği özgür. Yani istediği yere gidebilir. İstediği bir ağaca konabilir. İsterse tekrar uçar, başka ağaca konar. Bir tehlike hissederse kaçabilir. İstediği yemeği yiyebilir. Yani o özgür bir uğur böceği. Gel buraya. Bebe ne yapıyor? İzleyin, izleyin. Şimdi uğur böceği özgür mü? Ay hayır. Çünkü istediği yere uçamıyor artık. Evet, istediği dala konamaz. İstediği yemeği arayıp bulup yiyemez. Evet, ancak biz ona ne verirsek onu yiyebilir. Vermezsek yemek bile yiyemez. Çok üzücü. İşte şimdi bu uğur böceği özgür değil. Bizim ülkemize gelen düşmanlar da bu topraklarda yaşayan herkesin özgürlüğünü almak istemiş. Ama Atatürk'ümüz ve onun yanında olan herkes buna izin vermemiş. Önce düşmanları yurdumuzdan kovmuş. Gel be onlara. Sonra da 23 Nisan'da özgürlüğümüzü herkese duyurmuş. Ve bu mutlu günü özgürlüğü en iyi koruyacak olan biz çocuklara bayram olarak armağan etmiş. Yaşasın. Hem de sadece bizim ülkemizdeki çocuklara değil, tüm dünyadaki çocuklara armağan etmiş. Yaşasın 23 Nisan. Peki sen de öğrendin mi 23 Nisan neymiş? Evet. Aferin hepinize çocuklar. Ne güzel anlattınız 23 Nisan'ı. Sağ ol Şuşu. Aa Şuşu. Biz atamayı öğrendik biliyor musun? Harika. Hadi Şuşu'yu da ayrıyalım. Hepiniz bu güzel kutlamamıza, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımıza hoş geldiniz. Önce Bebe bize kendi yazdığı günün anlam ve önemini anlatan küçük bir şiir okuyacak. Gel Bebe. Ay, biraz heyecanlandım şimdi. Biz özgür uğur böcekleri, kelebekler, kuşlar gibiyiz. Hiçbirimiz kafese girmeyiz. 23 Nisan özgürlüğümüzün bayramı. Atamızın tüm dünyaya armağanı. Teşekkür ederim. Şimdi de size hep beraber Atatürk'ümüzün de çok sevdiği bir halk oyununu oynayacağız. Bas bir düğmeye, atabarı başlasın. Bahçesi var, arası var, arası var, var. Bahçesi var, arası var, arası var, var. Atamız kadar ya, biz atabarı var. Atamız kadar ya, biz durun, fotoğrafınızı çekmem lazım böyle. Kuşumuzun kapışlar, ucunu budamışlar. Kuşumuzun kapışlar, ucunu budamışlar. Benim ela gözümün askeri olmuşlar. Benim ela gözümün askeri olmuşlar. Ben bir uzun kamışım, yolluna dikilmişim. Ben bir uzun kamışım, yolluna dikilmişim. İstemem sen. Ha, çok güzel oldu.
çok. Bibi bugün çok mutlu görünüyor. Bibi. Merhaba Şuşu. Ne kadar mutlu görünüyorsun canım, ne güzel. Evet Şuşu, çok mutluyum çünkü bugün Pepe bize gelecek. Beraber harika oyunlar oynayacağız. Aa, anladım. Çok güzel. Demek bu yüzden çok mutlusun. Ay, nerede kaldı acaba? Bibi, Bibi. Aa, canım arkadaşım geldi. İşte geldim. Hoş geldin Pepe. Vay. Merhaba Pepe. Merhaba Şuşu. Oyuncaklara öyle bakacağınızı alıp oynasanız çocuklar. Ha, doğru ya. Ben şu arabayı alıyorum. Kırmızı arabamız da gidiyor. Durun durun. Evet, o benim en sevdiğim kırmızı arabam. Çok hızlı gider. İşte bir ayıcık. Koca göbekli kahverengi ayıcık. Ayıcık karşıdaki dağa doğru hızla gidiyor. O da benim en sevdiğim ayıcığım. Adı da Yaya. Peki ben de şu yeşil arabayı alayım o zaman. O bana dedemin aldığı yeşil araba. Şu mavi topla oynayayım. Güzel mavi topum benim. Aa, tahta misketler al. Bayılırım tahta misketlerime. Aa, resim çizeyim o zaman ben de şu kalemlerle. Yok yok, o kalemler hemen bitiyor. Sakın açma. Araba çok hızlı gidiyor. Üzgün mü hissediyorsun kendini? Evet Şuşu. Bir benim oyuncaklarıyla oynamaya çağırdı ama şimdi hiçbir oyuncağını ellememe izin vermiyor. Evet canım, gördüm. Aa, neden oyuncaklarını vermiyor ki? Bilmiyorum Pepe. Oysa kendisi çağırdı beni. Bize gel, oyuncaklarımla beraber oynayalım demişti. Bir beni sevmiyor mu? Pepe üzgün hissediyor. Bibi onunla oynamıyor. Oyuncaklarını vermeyip kendi kendine Bibi. Sence neden gitmiş olabilir? Pepe geldiğinden beri neler yaptığınızı bir anlatır mısın bana? Geldiğinde çok mutluydu Pepe. Ben de mutluydum. Sonra Pepe oynamak için kırmızı arabamı aldı. Doğru. Peki sen ne yaptın? Ben kırmızı arabamla oynadığını görünce onu elinden aldım. Demek kırmızı arabayı Pepe'nin elinden aldın. Evet Şuşu. Sonra Pepe oynamak için ayıcık Yaya'yı aldı. Evet. O benim en sevdiğim ayıcığım. O yüzden ben Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldım. Anlıyorum Bibi. Demek Yaya'yı da Pepe'nin elinden aldın. Sonra işte arabamla oynamak istedi. Onu da aldım. Tahta misketlerim, boya kalemlerim. Hepsini onun elinden aldım ben. Evet, gitti. Peki Pepe sonra ne yaptı? Pepe kendini nasıl hissetti sence Bibi? Yani onun yerine kendini koyar mısın? Sanırım Pepe üzüldü Şuşu. Neden üzülmüş olabilir? Oyuncaklarımla oynamasına izin vermediğim için. Evet, haklısın. Ben de öyle düşünüyorum Bibi. Ben güzel arkadaşım Pepe'yi üzdüm. Bibi Pepe'yi oynamaya çağırdı. Pepe gelince onunla oynamadı.
yaşadı. Pepe üzülüp onu yalnız bıraktı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Bibi yanlış yaptı, yanlışını anladı. Kendimi üzgün hissediyorum Şuşu. Evet canım, böyle hissetmekte haklısın. Sevdiğimiz birinin üzgün olması bizi de çok üzer. Güzel arkadaşım Pepe'den özür dilemek ve onu mutlu etmek istiyorum. Bunu nasıl yapacağımı biraz düşünmeliyim. Harikasın Bibi. Pepe, ne çabuk geldin oğlum, ne oldu? Yolunda gitmeyen bir şeyler mi var? Evet nene, kendimi üzgün hissediyorum. İnsan durduk yere kendini üzgün hissetmez çocuğum. Seni üzgün hissettiren bir düşünce var demek ki aklında. Nedir o bakayım? Bibi sanırım beni sevmiyor. Allah Allah. Bibinin seni sevmediğini düşünüyorsun yani. Evet nene. Beni oyuncaklarıyla oynamak için çağırdı ya. Evet. Gittiğimde hiç bu oyuncağıyla oynamama izin vermedi. Hepsini elimden alıp kendisi oynadı. Hay Allah. Bibi sana oyuncaklarını vermedi demek. Evet nene. Ben de çok üzüldüm ve eve geri döndüm. Tamam çocuğum, tamam, dur bakalım. Bibi doğru bir şey yapmamış ama ben seni çok sevdiğinden de eminim. Mutlaka hatasını fark edecektir bence. Bilmiyorum nene. Hay Allah. Evet, bize geliyorsunuz. Tamam, bekliyorum. Umarım beni affedersin Pepe. Çok merak ettik Bibi. Bizi neden çağırdın? Evet, gerçekten çok merak ettik. Arkadaşlar, ben bugün bir hata yaptım. Nasıl bir hata Bibi? Önce Pepe'yi oyuncaklarımla oynaması için eve çağırdım. Sonra Pepe geldiğinde oyuncaklarımı eline aldığında birden oyuncaklarımı ellemesini istemedim. Niye ki? Bilmiyorum Tutu. İstemediğim için de hangi oyuncağı eline alsa onu elinden geri aldı. Oyuncaklarını Pepe ile paylaşmadın yani. Evet, paylaşmadım Mimi. O da çok üzüldü, küstü bana ve evine gitti. Yazık ama Pepe'ye. Çok pişmanım. Doğru yapmadım. Ben Pepe'yi üzmeyi hiç istemem. Onu üzdüğüm için ben de çok üzgünüm. Ne yapacağımı bilemiyorum. Peki bunları ona söylesen? Evet, bize değil de ona söylesen. Pişman olduğunu duyunca bence seni affeder. Kesinlikle affeder. Öyle mi dersiniz? Evet. Evet. O zaman ben Pepe'ye gidip özür dileyeceğim. Pepe, umarım beni affedersin Pepe. Ben çok üzgünüm arkadaşım. Ben de. Biliyorum, benim yüzümden sana oyuncaklarımı vermemekte hata ettim. Oyuncaklarımı seninle paylaşsaydım hem çok güzel oyun oynayacaktık hem de ikimiz de çok mutlu olacaktık. Ben hatamı anladım Pepe. Seni çok seviyorum. Çok pişmanım arkadaşım. Beni affeder misin? Ha? Affetmeyecek misin? Affetmez olur muyum Bibi? Tabii ki affediyorum arkadaşım. Harikasın Pepe. Ay, niye hala gelmedi dedem anne? Sabret bir tanem, gelir şimdi. Ama çok heyecanlıyım. Biliyorum tatlım. Dedenle çok keyifli vakit geçireceğinize eminim. Dede. Geldim koçum. Tatlım. Merhaba kızım. Merhaba baba. Çok yakışmış evlat. Tam bir balıkçı olmuşsun. Teşekkür ederim. Hadi çok geç kalmayalım. Tamam dede, hoşça kal anne. Güle güle bir tanem. Hadi rast gele. Sağ ol kızım. Dede. Söyle koçum. Annem demin bize rastgele dedi ya. Evet dede. Rastgele ne demek? Yani annen bize bir sürü balık yakalayabilmemiz için her şey yolunda gitsin diye güzel dileklerini söyledi.
Rast atılan şeyin hedefini vurması demektir. Oh. İnsanlar balığa gidenleri rastgele diyerek uğurlarlar. Yani oltanızı bir atın, bütün balıkları yakalayabilin diye dilekte bulunurlar. Ha, anladım. Çünkü balığa gidip de bir tane bile balık tutmadan gelen çok kişi vardır. Aa, öyle mi? O kadar zor bir şey mi balık tutmak dedi? Birazdan görürsün, zor muymuş, kolay mıymış? İşte geldik. Ay, çok heyecanlıyım ben dedi. Tuttum. Ay, tutamadım. Şimdi görürsün sen. Tutacağım seni. Bak şimdi dedi. Ay, uy. Ay. Sen ne yapmaya çalışıyordun evlat? Balık tutmaya çalışıyorum dedi. Balıkları öyle elimizde tutmayacağız evlat. Hı? Bak. Bunlar ne dedi? Bunlar olta pepe. Olta mı? Evet ya. Olta ne işe yarar dedi? Balıkları bu oltalarla tutacağız pepe. Aa. Bak, bu uzun olan benim oltam, kısa olansa senin oltan. Ay, bunları nasıl balık tutacağız ki? Gel benimle. Ha, sandala mı bineceğiz? Evet Pepe, sandala binip şöyle biraz derinlere gidelim. Orada daha çok balık vardır evlat. Hadi atla. Hop. Al bakalım küreğin bir tanesini. Tamam. Çek çek kürekleri Pepe. Balık tutacağız bu gölde. Hadi asıl bakalım küreklere. Balıklar gelsin bize. Bir şarkı ne? Bilmem. Şimdi senin için yaptım. Aa, çok güzelmiş. İşte burası tamamdır. Burada duralım. Durduk. Şimdi? Şimdi önce küçük yemleri oltamızın ucuna takıyoruz. Benimkini de takayım. Sonra böyle önce geriye alıyoruz oltamızı. Şöyle bir sallayıp gönderiveriyoruz suya. Aa. Hadi şimdi sen de yap. Önce geriye. Böyle mi dedi? Evet evlat. Şimdi şöyle bir salla ve fırlat suya. Olmadı. Üzülme evlat. İlk seferinde olmaması çok normal. Biraz çalışmamız gerekiyor. Peki. Şimdi yine geriye doğru sallıyoruz ve fırlatıyoruz. Olacaktı Pepe. Çok güzel, çok. Hadi bir kez daha dene bakalım. Tamam dedi. Böyle geri sallıyoruz ve hızla öne doğru fırlatıyoruz. Aferin sana Pepe. İşte böyle. Yarışıyorsun. Şimdi iyice derine gidiyor oltamızın ucu. Şimdi ne yapacağız dedi. Şimdi işte rast gelmesini bekleyeceğiz. Şöyle tuttuğun oltayı sanki aşağıdan suyun içinden biri çekiyormuş gibi hissedersen bil ki oltanda bir balık var. Hemen böyle hızlı hızlı sararak onu yukarı çekmelisin. He, tamam. Bir şarkı söyle de keyifle bekleyelim. He? Pepe, he? Cahilinden öteye gidelim yali yali gidelim yali. Yali. Sırtımdaki sepetin ben olayım. Amali ben olayım. Amali ben olayım. Ha. O? Ne oldu Pepe? Dede bir şey çekiyor. Bir şey çekiyor dede. Aa, harika harika. Dur. Şöyle tut. Evet hadi hızlı hızlı sar ipi Pepe. Balık geliyor. Hadi. Bu ne dedi? Şey evlat. Olur böyle şeyler. Oltan bu ayakkabıya takılmış. Balık nerede peki? Henüz balık yok Pepe. Ayakkabıyı çıkarıyoruz. Yemimiz hala duruyor. Hadi bir kere daha at bakalım. Peki bu ayakkabıyı kim suya atmış dedi? Çevremizi temiz tutmamız gerektiğinin ne kadar önemli olduğunu bilmeyen biri atmış Pepe. Ayakkabı suyu kirletir mi? Denizlerimize, göllerimize atılan her türlü yabancı şey oradaki balıkların doğal yaşamına zarar verir Pepe. Bu ayakkabı eğer eskiliyse onu denize değil, göle değil. Çöpe atmamız gerekir. Tabii ya. Balık geliyor galiba Pepe.
git. Nasıl yani? Gece lambası değil mi? Evet Peppa. Bu niye suda? Onu da yine çevresini kirletmenin zararlarını bilmeyen biri atmış. Kesin evlat. Hadi çek baba. Bu sefer balık geldi sanırım. Ama ya. Üzülmek yok evlat. Ne güzel işte bak. Suyun içindeki yabancı şeyleri temizliyoruz. Doğru. Hadi at oltanı. Olta atmak çok zevkli dede. Öyledir, öyledir. Hele bir de balıklar gelse daha güzel olacak. Bekle, bekle, bekle sabret. Balık gelir, gelir elbet. Bekle, bekle, bekle sabret. Balık gelir, gelir elbet. Ne yapıyorsun dede? Bazen balığın gelmesi saatler sürer evlat. Şöyle uzanıp biraz şekerleme yapacağım. Şekerleme mi? Bana da yapar mısın? Çok tatlısın baba. Şekerleme yapmak demek şöyle uzanıp gözlerimi kapatıp biraz dinleneceğim demek evlat. Yani yenecek bir şekerleme yapmayacağım. Aa, anladım. Ben şekerleme yaparken sen de oltalarımıza iyi bak. Bir hareket, kıpırdama görürsen hemen bana haber ver. Tamam dede, sen merak etme. Merhaba Pepe. Merhaba Şişo. Nasıl gidiyor balık tutmak? Çok zevkli aslında ama hiç balık gelmedi. Dedem çok saat beklemek gerekebilir dedi. Ha, balık gelmedi ama. Bak böyle bir ayakkabı, bir lamba, bir de patlak top çıkardık sudan. Ay, kim atmış acaba onları suya? Onlar suda yaşayan canlılara zarar verir değil mi Şişo? Evet canım, denizlerimize, göllerimize kesinlikle çöp atmamalıyız. Onları çok ama çok temiz tutmalıyız. İşte biz de dedemle birazcık temizlik yapmış olduk. Aa, okulda bir balıkçı şarkısı öğrendim. Sana söyleyebilir miyim Şişo? Tabii ki, çok sevinirim. Hadi söyle. Bir gün bir balıkçı balığa çıkmış. Elinde oltası sandala binmiş. Kürekleri çekmiş, derine gitmiş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Beklemiş, beklemiş, beklemiş. Balıklar bir türlü gelmemiş. Balıkçı biraz sinirlenmiş. Evde çocuklar balık beklermiş. Gelmemiş, gelmemiş, gelmemiş. Gelmemiş, gelmemiş, gelmemiş. Vazgeçmiş. Bugün de balığı yiyememiş. O sırada bir sürü balık gelmiş. Sevinmiş, sevinmiş, sevinmiş. Sevinmiş, sevinmiş, sevinmiş. Deden uyandır canım. Ha dede, uyan uyan. Evet. Ne oldu? Ne oldu baba? Oltalar dede, oltalar yetiş. Yettim baba. Çok ağır, çekemiyorum. Ha gayret baba, sakın bırakma. Çekemiyorum, gelmiyor dede. Dur bekle evlat, ben şunu çekeyim. Balık işte balık. Bak. Sonunda balığımız oldu. Bana da yardım et dede. Aa, tamam hadi çekelim baba. Gelmiyor dede. Şimdi gelecek sabret. Benim balığım görmüyor. Balık tutamıyor yani. Tutmaz olur musun bak. Aa, hem de kocaman bir balık. Harika. Oh.